Evet, müşteba Şimdi hazır hocam. tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde var. 14 yerde var. Sonuncusu Alak suresi, biliyoruz ya, İkra diye Evet. başlayan. Onun son ayeti secde ayetidir. Secde ayeti Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçer. Genellikle manası şudur. Mesela işte onlar Allah anıldığı zaman hemen rükûya giderler, secdeye giderler gibi, secde ve rükûya gitmemizi emreden bir ayet vardır. Ya da o kafirler, müşrikler gururlarından, kibirlerinden secde etmekten kaçınırlar, rükûya gitmezler, secde etmezler. Biz orada inadına secdeye gideriz. Secde İşte yaparız. bu ayetler geçtiğinde secde yapmak lazım. Namazdaysak, bunu okuduysak, İkra'yı okuduk, Alak suresini, son ayeti, secde ayeti okuduk. Son ayeti secde. Peki ne yapacağız? Rükuya gidip sonra secdeye, namazın secdesini yapacağız. Başka secde Bir gerekmez. görelim hocam. Mesela İkra'yı okuduk. Ondan sonra ben secde ayeti olduğu için okumuyorum ki son ayetlerini. Çünkü herkesin, dinleyenlerin de secde yapması gerekecek bu sefer. Vebale gireriz. Evet. Ama Fatiha'yı okuduktan sonra İkra'yı okuduk. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. İkra ve rabbikel ekram ellezi alleme bil kalem allemel insane ma lem ya'lem ile ahir laye okuyorum ve sonuna geldiğim secde ayet okudum. Allahu Ekber, rüküye gidiyorum. Bak, secdeye gitmiyorum. Niye? Çünkü 3 ayetten daha fazla okumadım. Secdeden, ayetten sonra Semi Allahu limen hamide. Sonra secdeleri yapıyoruz. Normal namaz secdesine gidiyoruz. Evet. Tilavet secdesini de o namazın içinde yapmış oluyoruz. Birincisi bu. Ha, ekstra yapmaya gerek yok. Son ayetse. Evet, 21. ayet. İzes sema şakkat. İnşikak suresinde secde ayeti var. 21'den sonra 22 var, 23 var, 24 var. Onları da okumamız lazım. Şimdi secde ayetine geldik, okumuyorum burada insanlara vebal olmasın Evet. diye. Secde ayetine geldik ve okuduk. Malin de bir okursak gene gerekiyor. Onu bile okumuyorum. Dolaylı olarak şöyle bir anlamını vereyim, hatırlatayım. Diyor ki burada kendilerine, onların Kur'an okunduğunda bile onlar işte kibirlerinden, şirklerinden secdeye gitmezler diyor. Bunu biz okur okumaz Hoca Efendi Allahu Ekber doğrudan secdeye gidecek. Ha, evet. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala. Bir defadır Allahu Ekber, tekrar ayağa kalkacak. Ve ondan sonra okumaya devam edecek. Velillezine keferu yükezzibun vallahu alemu bima Bu yu'un çok ve az bilinen bir beşşirhum bi şey hocam. azabin elim. Allahu Ekber, rüküye gidecek. Hocam ben de Semiallahu ilk limen hamide. defa duydum. Kabe'de bunu çokça yaparlar. Özellikle sabah namazında Cuma günü secde suresi okunur çoğunlukla ve orada imam ortada geçtiği için secde ayeti sayfanın hemen secdeye gider. Ortada okuduktan sonra tekrar kalkar, okumaya devam eder. Bu namaz içinde iki Evet. tane yönü var. Son ayetse normal namazın secdeleri onun yerine, secdesinin yerine geçer. Rükûsunu yaparız, secdeye gideriz. Aradaysa böyle yaparız. Fakat Kur'an okuyoruz. Hatim yapıyoruz. Mukabele okuyoruz. Veya mukabele dinliyoruz. Secde ayeti geldi. Ne yapacağız? Şimdi o. Evet. Okuduk secde ayetini. Hemen seccademizi kıbleye çevireceğiz. Abdestliysek, yoksa abdest alacağız. Abdestli secde ayeti, tilavet secdesi yapılmaz. Abdest şart. Evet, geldik, niyet ettim. Allah rızası için el bağlamak yok. Şimdi, bak, şimdi normal böyle görünebiliyor muyum? Peki, normal niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesini yapmaya. Birkaç tane ise en sondan başlayabiliriz. En son okudum tilavet secdesini yapmaya diye. El kaldırmak yok. El bağlamak yok. Geldik seccademizin başına. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber, ayağa kalkıyoruz.
Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ilekel masir. Bu duayı okumak da sünnettir. Her secde için bir her tilavet secdesi için bir secde yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmetmişsek 14 tane secde geçmiştir. Eyvah, ben hoca Mustafa Hoca bunu anlatıncaya kadar duymamıştım diyenler olabilir izleyicilerimiz arasında. O zaman hatimlerden 14, her bir hatimden 14 secde bizim üzerimize vacip olmuştur. Vacip olan bu 14 secdeyi aynı anda yapabilir miyiz? Aynı anda her birinde böyle yapacağız. Oturduğumuz yerde değil yalnız. Secdeyi yaptığında kalkmamız lazım tekrar. Dizi tutmuyor vesaire. O ayrı. Olanlar ayrı. İkinci secdemizi yani okuduk diyelim. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Tekrar ayakta. Semiyana ve atana. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir şey daha söyleyeyim. Rahmetli Emin Saraç hocam, ben ondan 5-6 sene okudum. Daha fazla belki. Fatih Camii'nde çok dersler okuduk. Çok hadis kitapları okuduk kendisinden. Allah rahmet eylesin. Vefada okuduk. Şimdi Emin Saraç hocadan duydum. Ben kaynaklarda görmedim ama hocamızın da bu konuda ilmi iyiydi elhamdülillah. Bu Kur'an'da geçen 14, doğru daha sonra kaynaklarda da gördüm. Kur'an'da geçen 14 tilavet secdesini, bak tilavet secdesini okuyup 14 defa secde edersen ve sonunda da dua yaparsan çok müstecab olur diye hocadan bir şey dışında almıştım. Mı hocam? Hatim dışında mı? Evet, 14 evet, bağımsız. Evet, bağımsız. Ha. Hatim dışında. Hocam bugün çok şey öğrendim. Bunu da bilmiyordum gerçekten. Hatim dışında 14 secde ayetini okuyup 14 defa secde edersek peş peşe de olabilir, topluca da olabilir. Yani ayrı ayrı da olabilir. 14 defa okuduk, hepsini okuduk. 14 defa secde edip dua edersek o da makbuldür, müstecaptır diye bir bilgi var. Müştebacığım çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.